Ne demek bu? Şu demek, tam olarak ikna ve tatmin oluncaya kadar buradayız demek. Gece de burada kalacağız. Harika. Yani demek istedim ki burada kalacak olmanız beni gerçekten mutlu etti. Çünkü bazı düğün ritüellerini hala tamamlayamamıştık. Bunlara siz de eşlik edersiniz. İnanın çok mutlu oluruz. Bakın bu gerçekten harika bir plan. Bir yandan işimizi yaparken bir yandan da eğleniriz. Evet, kesinlikle. Harika bir plan. Teşekkürler Bayan Damyanti. Maitre kızım, hadi sen hazırlıkları yap. Gelin. Hakkınızda çok şey duydum binbaşı. O yüzden buradan hemen gitmek istemiyorum. Erkeklere asla güvenilmiyor. Şunu bilin binbaşı, ne kadar kalmam gerekiyorsa o kadar kalacağım. Umarım bir sorun yoktur. Hayır, asla. Çok sevindim. Aslında ben böyle ayinleri hep çok sevmişimdir. Bize biraz daha bilgi verir misiniz? Tabii. İkisi de gözleri bağlı şekilde oturuyor olacaklar. Anladım. Sonra da önlerine 3 tane kase konulacak. Bir tanesinde güller olacak, birinde altın paralar ve birinde de tatlı olacak. Oh. Nasıl bir hayatları olacağı, hangi kaseyi seçtiklerine bağlı olacak yani. Nasıl? Şöyle, eğer gül dolu kaseyi seçerlerse sevgi dolu bir evlilikleri olacak. İnişi çıkışlı ama sevgi dolu. Aa. Altın dolu kaseyi seçerlerse o zaman varlıklı bir hayatları olacak. Evliliklerinde asla para sıkıntısı çekmeyecekler. Maddi yönden hiçbir sorun yaşamayacaklar. Vay canına. Bakalım neyi seçecekler? Ben bu geleneği gerçekten çok sevdim. Bakalım üçünden hangisini seçecekler ve sonuçta nasıl bir evlilikleri olacak. Sonucu görmek için ben bile sabırsızlanıyorum. Parvati, bundan hiç şüphen olmasın. Rudra bugün seninle kesinlikle gurur duydu. Durumu öyle güzel kontrol altına aldın ki. Seni ben de çok takdir ettim. Abla, öyle bile olsa ben hala o iki kadından korkuyorum. Rudra'nın yaptığı iş onun bütün hayatı. Ne yapıp edip çabucak dönmek istiyor. O iki kadın buna engel olacak bir şey yapar diye gerçekten ödüm patladı. Kapıdan girdikleri anda onlara Rudra ile Parvati'nin bütün gerçeğini anlatman gerekirdi. Fırsat kalsaydı anlatacaktım. Babanla Maitri'den bana konuşma sırası gelmedi ki. Sonra Paro ile Rudra da geldi. Zaten Paro ağzını bir açtı, susturana aşk olsun. Konuştu da konuştu. Herkes de inandı ona. Neyse ne. Onları ikna edebilir miyiz emin değilim. O iki kadının bizim sözlerimize İnanmalarına pek ihtimal vermiyorum. Bizim ortaya gözleriyle görecekleri şeyler koymamız lazım. Amirim, burada kalmalarını nasıl kabul edebiliriz? Neden? Saklayacağın bir şey yoksa korkman için de bir neden olmamalı değil mi? Yoksa bir şey var mı? Hayır, yok efendim, bir şey yok. O zaman bırakacaksın, işlerini yapsınlar. Onların işi çabuk biterse seninki de biter. Şunu hiç unutma Rudra. Bir subay olarak iyi bir görüntü verirsen bütün BSD'nin itibarı kurtulmuş olacak. Hiçbir şeye sesini çıkarma ve bırak yapmaları gereken her şeyi tamamlayıp gitsinler. Zorluk çıkarma. Onlara ne olursa olsun hep güler yüzlü davran. We'll be right back.
Başlıyoruz. Hadi elini uzat. Harika. İkiniz de aynı kaseyi seçtiniz. Demek gülleri seçtiniz ha? Evet, Parvati güllü kaseyi seçti ama bizim Rudra'nın dikenleri boldur. İnsanı çok yaralar bazen. Evet anne. Ama bizim Parvati'miz de gül yaprakları kadar güzel ve saf. Zıt karakterler de olabilirler. Ama bence harika bir ilişkileri olacak. Ne olursa olsun, kavga etseler de barışsalar da çok mutlu yaşayacaklar. Bu arada didişmek derken aklıma bir şey geldi. Parvati'ye sormam gereken bir soru var. Parvati, yüzün asıldığı zamanlarda Rudra seni nasıl teselli ediyor? Anlat bize. Hadi anlat. Burada biz bizeyiz. Utanacak bir şey yok canım. Burada herkes böyle şeyleri konuşmayı sever. Dile getirmeseler de ben çok iyi biliyorum. Seviyorlar. Anlat hadi. Türk'ü derken suni